ne Pancarı ne de diğerlerini. Kütahya'nın hiçbir sorununu unutmam. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Türkiye'de en çok kolay, en kolay ulaşılan milletvekillerinden birisiyim. Kurulmuş bir tezgah var. Teşekkür ederiz. Orada bu sahayı ele geçirmek, bununla ilgili o sahaya ödemesi gereken rödevansı ödememek üzerine bir tezgah kurulmuş. Bundan önceki genel müdür, görevden alınan genel müdür, bu büyük yolsuzluk tezgahının mimarı. Onu parlamentodan söyledim biliyorsunuz. Bakın, sevgili tavşanlar, bu rakamı asla unutmayın. Size Sayıştay raporunu söyleyeceğim. O kapalı ocağa şu ana kadar harcanan para 1 katrilyon lira. Yanlış duymadınız. 1 katrilyon lira. Yazık, yazık. Peki ne kadar kömür çıkarıldı biliyor musunuz? Sıfır. 1 gram kömür çıkarılmadı. Bakın, tam kömür çıkarılması için bastırdım televizyonlarda, günlerdir üzerine gittim biliyorsunuz. Ocakta önceki gün yangın çıktı. Bu büyük bir ihanet arkadaşlar, ihanet. 1 yılı aşkın süreyle galeri arkadaşlar açık ve yanması için elden gelen her şey yapılmış. Ben ilk cümlemi söyledim. Bilgiyle siyaset yapıyorum. Bilerek konuşurum, bilerek siyaset yaparım. Bugüne kadar da neyi iddia ettiysem doğru çıkmış bir milletvekiliyim. Kolay kolay iddia etmem. Ona ilişkin hazırlanırım ama iddia ettikten sonra da elimden kimse alamaz. Şimdi burada büyük bir yolsuzluk tezgahlanmış, yakaladım. O yolsuzluğun üzerine gittim. Genel müdür gitti. 5 genel müdür yardımcısı, 14 daire başkanı gitti. Ama demek ki tezgah hala devam ediyor. Şimdi TKİ'nin bugünkü yönetimine gereken şeyi söyledim. Bunu çözecek olan sizlersiniz dedim. Bu tuzağa düşmeyin. Ama Enerji Bakanı'na ve Sayın Cumhurbaşkanı'na burada kurulmuş olan büyük bu yolsuzluk düzenini anlatacağım. Haberi yok. Onların gereğini yapmasını bekleyeceğim. Ben bir yurttaş olarak iyi niyetle bakıyorum. Haberlerinin olmadığını, bunun farkında olmadıklarını düşünüyorum. Selamlıyorum, bakar iletirim. Çok sağ olun.